Konuklarım İzmir'den 16 yıllık hayat arkadaşım Recai son bir yılda bir kişinin peşine takıldı. Beni ve çocukları ihmal etti. Biz çok büyük sıkıntılar çekiyoruz dedi Meral Hanım. Recai Bey'e de dün bu iddiayı sormuştuk. Meral ile ilgili iddiaları da Recai'ye sormuştuk. Dedin ki bu aşk karşılıksız. Evet. Ben karımı aldatıyorum ama platonik aldatıyorum. Ya o takıntı yapmış bir kişiye. Her gün aynı konuları konuşmak istemiyorum. Boşanmak istediği için geldim. Hı-hı. Çıktım geldim. Ha, boşanmak istiyorsa boşanalım. Ama normal şartlarda. Bugün Aygül çok hoş olmuşsun. Teşekkür ederim Ezra Hanım. Bugün bir şey kırmızı yakışmış. Bunca yıldır eşinin ihanetlerini biliyorsun. Ya, ama ilk defa isyan ediyorsun. Ya Esra Hanım önce mesela konuşup mu diyordum, mesajını yakaladım mı diyordum. Ha bununla ciddi. Bu diyor ki inkar kayıyor. İnkar kaymaya gerek yok. O kadın mesela onun evinde ya, yaşam... Ya seni alakar edemeyince bak onun gerçek olsun, ciddi olsun, olmasın. Hani ben hayatımda boşanınca olmayacağım. İlla olacak birisi. Onu alakadar ediyor. Senin yok, karın çünkü. Bilmiyorum. İleride diyorum. İleride illa olacak benim hayatımda kadın. Hayatım sen şimdi... Benden boşanmadıktan sonra senin hayatında bir kadın olamaz. Ya boşanalım diyorum ben gidebilirim. Önceden neredeydi aklın? Sana ben boşanmadım dedim. Aynı bir saniye Recai Bey. Diyorum ki ben senden boşanalım. Ben gider iste evlenirim iste evlenmem. Bu seni alakadar etmez. Sen boşanan dedin mi bana? Esra Hanım bunun metresi bu yayına gelmesini ve bağlanmasını istiyorum. Yüz yüze de konuşmak istiyorum. İyi tamam ben yayını terk ediyorum. Daha çok konuşacağım. Bunun boşanmaya niyeti yok. Şimdi herkese de sormak istiyorum. Siz bir iddiada bulunuyorsunuz. Beyefendi bu iddiayı kabul ediyor. Evet ben birine karşı çok derin ve ciddi duygular besliyorum. Ya... Ama bu duygu tek taraflı. Tek kişilik ya, diyor. Hanım. Yani bir saniye. Bir platonik aşktan bahsediyor. Değil mi? Heh. Karşı tarafın bu duygulardan haberi var mı? Yok. Tek kişilik aşk mı? Aşk. O zaman o kişinin ismi geçtiğinde beyefendinin rahatsız olmasını ben anlamıyorum. Ya Esra Hanım burayı bağlanacak ve mesela rezil olacak diye konuşmaya çıkarmayayım diye benimle burada anlaşmalı boşanacak. Bu kadının ismi ve resmi şeysi mesela... Konuşmasına izin vermiyor. Aygül, yani. Kişiler, isimler önemli mi? Efendim Esra Hanım? Kişiler, isimler önemli mi? Önemli değil Esra Hanım. Benim olan Recai'nin sana yaşattıkları değil mi? Ya kabul ediyor yaşattıkları zaten. Esra Hanım Aygül Hanım ben kabul ediyor ya. Ben bu kadının bağlamasını istiyorum. Mesela yüz yüze konuşmasını istiyorum. Ne diyecek? Ya ne diyecek Esra Hanım? Yaptıkları mesela eşim diyor ben seviyorum ama o sevmiyor diyor ya. Benim karşıma geçsin bunları mesela Meral'den duymak istiyorum Esra Hanım. Meral'den duymana gerek yok ki. Recai Bey diyor ki ben o kişiyi seviyorum. Ya karşılıksız aşk olmaz Esra Hanım. Mesela ben seviyorum kadın beni sevmiyor diyor. Madem sevmiyor da Esra Hanım bu fotoğraflar ne? Bu fotoğraflar nasıl çekiniyor? Yuvanı niye yıkıyorsun diyorsun? Ha ben Meral benim yuvamı yıktı Esra Hanım. Benim çocuklarım hayatını mahvetti. Meral yıkmadı yuvanı. Senin yuvanı yıkan Recai. Senin kocan. Ya kocam da birlik Esra Hanım. Benim yuvamda ev mesela Meral uğraştım. Esra Hanım yıkmak için uğraştı. Aygül Hanım bak sizin gibi sizin nezdinizde aslında tüm kadınlara söylemek istiyorum. Hah beyefendi geldi hoş geldin. Ona kızıyorsun niye beni terk ediyorsun? Seni terk etmiyorum Esra Hanım kusura bakmayın. Ya sinir diyor beni. Hem derdim boşanmak diyor. Şimdi de yaptığı şeylere bak. Senin en büyük korkun Aygül senden boşanamaz diye mi? Benden boşanmıyor. Hı? En çok korkun benden boşanmıyor. Fobin mi bu senin? Onun hobisi. Ben boşanmak istiyorum. Hayır. Ama işte mahane yaratıyor. Esra Hanım bak ben size anlatayım. Bak mal mülkü mahare ediyor. Yok benim geçmişimle ilgili bahane buluyor. İlle bir bahanesi var yani. Vallahi bu önce kadar niye yıldır... bahane bulmadım? Ben boşanma davası açtığımda sana boşanan dedim. Benim mahkememi geri aldırdın. O zaman ne bahanesi uydurdum ben? Sen o zaman sen uydurdun bahaneyi. Ya bağırmana çağırmana anlamı yok. Sen boşanmak istiyorsan çağırdın beni. 85 milyon önde dedi ki boşanmak istiyor. Esra Hanım beni boşayın. Aygül Hanım hiç ona gerek yok. Heh. Ben sadece şunu söyleyeyim. Bu kadar yıldır bu programı yapıyorum. Heh. Günleri de, zamanları da, saati de çok. İlk defa birinin çıkıp da... Sen... Kendini böyle yaktığını gördüm. İlk günden beri aldatıyorum kardeşim. Askerliğimden beri aldatıyorum. Bir de bunu marifet gibi söylediniz ya siz. Marifet yani, değil de bir şey kapı için. O kadar en son, en ağır cümleyi söyleyeyim de... Yeter ki karım benden boşansın istiyorsun. Evet. Benden boşansın ama ben kurtulayım başka bir şey istemiyorum. Esra Hanım bunun işi gücü Meral'ı koruyor. Meral'ı koruyor. Meral buraya bağlanmasın diye bu aşkını koruyor. Ya ben herkesin özel hayatına ne karışabilirim? İster bağlanma, ister bağlanma. Sen evinde dururken özel hayat olmuyor. Herkesin hayatına karışamazsın ki ne? Şimdi ne oluyor?
Sen bir başkasının hayatına müdahale edemezsin. Yayına bağlanacak kişileri bağlar mısınız Esra Hanım? Lütfen size rica ediyorum. Kimleri bağlayacağım yayına? Ya Esra Hanım, bağlanacak kim olursa olsun beni lütfen bağlayın. Niye? Kimi bağlayacağım aşkım yayına? Bağlanacak kişiler. Mesela Esra Hanım buraya bağlanamıyor. Mesela bağlanıyorlar. Ne diyecek benim bağlanacak kişiler? Ya bunun yalanları çıkacaklar Esra Hanım. Hangi yalanlarını? Bu Meral'la, Meral beni sevmiyor diyor ya mesela, öyle söylüyor ya. Hayatım, onu seven onu da sever. Sen bundan emin misin? Eminim Esra abla. Başka bir şekilde ispat ihtiyacın var mı? Yok Esra Hanım. E tamam, bunun kalbi beyni zaten yıllardır göçük mü? Sen bu adamla daha bir gün daha ömrünü niye zorlaştırıyorsun ya? Yazık sana ya. Esra Hanım, beni bunlar çok üzdü. Bunların her şeysi yalanı, şeysi, her şeyi meydana çıksın Esra Hanım. Kendini üzme hayatım, değmez. Vallahi değmez, billahi değmez. Benim mesela annem babam var Esra Hanım, bağlanmasını istiyorum. Senin niyetin boşanmak değil ki, senin niyetin şov yapmak. Şey olamaz mı Recai Bey? Hani siz Meral Hanım'ı tek taraflı seviyorsunuz ya. O da sizi tek taraflı, siz onu sevmiyorsunuz. Aygül de sizi tek taraflı seviyor. Ben istemiyorum. Bak onun yüzüne de konuştum. Siz nasıl Hanım diyorsunuz ya? Bak ben Meral'i seviyorum ama Meral beni sevmiyor. Evet. Şimdi Aygül de diyor ki ben Recai'yi seviyorum diyor. Ben Recai beni sevmiyor diyor. Ama ben istemiyorum. Ama eski öbürkü türlü siz ben yapıyorsunuz ya Hülya, tek taraflı. Ben istemiyorum. E tamam. Siz bu da istemiyorum diyor ağzından. Hülya abla ben istemiyorum. Seviyor musunuz? Niye boşanmıyorsun o zaman? Beni bir yıldan beri... Cevabın şey ne yani? Sorunu... Benim çocuklarım mağdur bıraktı Hülya Hanım. Ama boşanmayı istemiyor diyor. Ona katılıyor musun? Anca öyle ben diyor istiyorum ya. Benim isteklerim versin Hülya Hanım. Benim tazminatımı versin. Veriyorum diyor. Ben boşanmak istiyorum. Veriyorum mu? Daha niye vereceğim? Çocuklarına bakasını veriyorum. Evleri bırakıyorum. Bana bir tek arabanın bir tane tarlam kalıyor. Başka bir şey yok. Tazminatımı da vereceksin. Nasıl vereceğim sen tazminatını? Nasıl verirsen ver. Başka mı düşünecektin? Yaparken düşünecektin. Meral'e aşk yaşarken. Traktörü sattın ya, onun parasını koymuşsun. Meral'e aşk yaşarken düşünecektin. Üç tane çocuğum benim, mağdur bıraktın. Senden bizim malımız olmayan malın niyesini vereyim? Ben onu söyle bakalım bana. Benim çocuklarımı çektirdin. Hangi savcılığa gidersen, hakime gidersen git, yok böyle bir konu. Yok sen. Var bak şöyle. Şöyle avukat hanım, bak, şöyle bak size. Şöyle söyleyeyim sana, tazminat. Bütün... Bak Recai Bey, tazminat dediğiniz 40 milyar şey... tazminatı var, 50 milyar. Bak tazminat dediğiniz şey, heh, miktarını o belirler. Talep eder. Mahkemede buna karar verir. Ben şimdi o kıvamı getirirsem bunları konuşturacağım da. Ama şu bak önemli. Diyor ki evliliği bitiren kim kusurluysa, şimdi siz kusurlusunuz burada. Tamam, ben kusurlu olayım. Ha, o da diyor ki benim tazminat hakkım var. Siz o miktarda uzlaşabilirsiniz. Miktara uzlaşamayız biz onunla. Ya Hülya Hanım, ben hakkımı boşanmak istiyorum. Boşanmak istemem. Benim hakkımı versin, benim hayatımı çıksın gitsin. Benim Hülya, 1,5 trilyonluk ev bırakayım sana. Daha ne istiyorsun be? Gözün doysun be. Canım ben gözümüzde, benim çocuklarım bir yıl sonra mağdur bırakıyorum. Ben haklarımı istiyorum. 16 liselerin hakkımı istiyorum ben. Ne istiyorsun Aygül? Diyor ki ne istediğini söyle, ben her şeyi yapmaya hazırım diyor. Ben tazminatımı istiyorum Esra Hanım. Ne kadar tazminat istiyorsun? Ben orasını belirliyorum. O katlarla mesela belirleyecek yani ne kadar... Hayır, tazminatın dışında ne talep ediyorsun? Ya çocuklarımın nafakasını istiyorum. Kendi nafakamı istiyorum Esra Hanım. Çocukların nafakasını ödüyorum Esra Hanım. Beni düşen haklarım hepsini istiyorum Esra Hanım. Ben başka bir ödeme durumum yok. Ben çalışırsam cezaevinde yatarım. Ben size ödeyeceğim deyip de yarın cezaevinde yatmanın anlamı yok. Ha, yani veremeyeceğim bir söz veremem söylersem, ha, yapamayacağım şeyin altına imza atarsam, ha, ödeyemediğim için icradan, ha, dolayı, ha, cezaevine girelim diyor. Gerçekçi olalım, bir noktada uzlaşalım. Sizi bu konuda bir araya getireceğim ama kocana karşı... Esra Hanım, benim istediklerim... O şunu iddia ediyor, diyor ki... Ben onunla konuşmak istemiyorum. Hayatım, uzlaşacaksanız konuşacak. Diyor ki, Aygül'ün bir şeyi var. Tazminat filan aslında hiçbir şey istemiyor benden. Beni sevdiği için benden, hayır, ayrılmak Esra istemiyor diyor. Asla istemiyorum Esra Hanım. O zaman bahane benim yaratmasın. Benim için o bitti Esra Hanım. Bitti. İnsan niyeti ciddi olursa ben boşanmak. Ben onu istemiyorum. Onu bunu bahane yapmaz. Sana diyelim ki bak 1,5 trilyonluk ev bırakayım. Böyle satılığa çıkarsan 1,5 trilyon verirler. Peki Recai Bey. Bunu geçtim. Çocukların nafakasını ödüyorum 3 tane çocuğu. Zaten o ev Esra benim hakkım. Çocuklarımın ödeyeceğim hakkı benim o. Daha ne yapayım? Recai Bey, siz bu kadar boşanma meraklısı bir insan, evet, olarak. Eşiniz hazır bu davayı açmışken. Ve o bu... boşanmayı hızlandıracakken ya onun tüm isteklerini yerine getirip niye boşanmadınız? Niye barıştınız? Söylüyorum. İşte neden barıştın? Saplantı var aynı benim gibi. Diyor ki siz de mi saplantılısınız? Ya saplantı ya, deme. Saplantı diyorsunuz yani, ben... tek taraflı. Hı -hı. Aynı o da aynı. Ya Esra Hanım bu yalan söylüyor. Neden barıştınız? Barışma ya, gerekçeniz neydi? Ben eskileri konuşmak istemiyorum Esra Hanım. Hayatım yani, yeniden bahsediyorum. Yenisini söylüyorsunuz da ben şu an boşanmak istiyorum. Bu boşanacağım diye geldim. Ama bu aynı türlü o zaman türlü sizi bir buluyor. Arada tutan duygu neydi? Olay neydi? Çocuklar vardı. Ya çocuk yine Esra, çocuklar var. Çocuk diye ya bir şey şu yok an Esra ben çocuk mocuk değil. Bundan kurtulayım da. Ben çocuğuma bakacakmışım yine bakarım.
Hayır Esra Hanım, bunun çocuk mucuk onun alakası yok. Beni bu boşanma davasına aldırdı, tazminat vermeyeceğim, nafaka vermeyeceğim. Aygül Nas'ta bunun kabli diyor. Bu kadınla vere dolaşacak Esra Hanım. Aynen benim çocuklarım gözlerin içine baka baka şey kadının çocuklarını gezdirecek. Avukat ağama danışabilirsin. Çekişmeli açarız. Hani 3 seneden bir daha, 2 seneden bir daha hakimin kararına kalmış bir şey. Kaç sıra süre söylesin? Benim tamam. O ne yapalım? O zaman çekişmeli boşanacağız. Her şeyimi senden tamam. Alacağım. Çekişmeli boşanacağız o zaman. Hepsini alacağım senden. Tamam. Bu konuda uzlaşamaz mısınız? Ben diyor yapabileceklerim ve verebileceklerim ortada diyor. Ben onun için bir şey veremem. Ben nafakamı istiyorum Esra Hanım. Tazminatımı da istiyorum. Bu benim para göz olmuşsun. Sen mal göz olmuşsun yani. Ben uzman boşanmak istiyorum Şimdi Esra şöyle Aygül Hanım. Siz bir dava açmışsınız ya, orada taleplerimiz bellidir. Nafaka ne kadar istediğiniz, tazminat ne kadar istediğiniz. Bu konuda orada yazdığınız talepleri eğer işiniz karşılarsa çekişmeli değil, anlaşmalı boşanabilirsiniz. Zaten mahkemenin sonucunda da en yüksek talep edilen şeyin üstüne çıkamaz hakim. Taleple bağlıdır sizin talebinizle. Onun altında karar verebilir ama o talep ettiğiniz miktarın üstüne çıkamaz. Bunun bir siz bunu biliyorsunuz ya ne kadar talep ettiğinizi. Yani öyle bir yayın şey arkasında yani. Bunu konuşursunuz ama ben şuna inanıyorum Recai Bey. Sizdeki tutum da şu. Yanlışsam avukat hanım sen yanlışsın. Siz buraya geldiniz. Yani bir iddia var hakkınızda. O iddianın da büyük iddiasını ikrar ediyorsunuz. Askerlikten başladınız. Haklarını yememezlik yapmıyor. Bak siz ilişki yaşadığınız kadının ismi zikredilmesin diye o kadınların ismini fazlalaştırmak istiyorsunuz. Hayır. Yeter açıklayalım ki... tek tek. Kendi yüzü burada. Bu da, niye öyle düşünüyorum biliyor musun? Ben seni her gelen mesajın kaç tane kadın olduğunu ne bileyim. Niye? 10 da olur, 100 de olur senin. Ben ne bilirim senin mesaj geliyor. Sadece köyünü söyleyeceğim. İsim olarak Hanım, senin hayatında kadın olduğunu. Bir kadının köyünü söyleyeceğim sadece. Ya söyleme ya, o kadını da mağdur etme. Sadece baş harfini söyleyeyim mi? Söyleme ya. Hepsini say. Söylemiş kadar oldun zaten ben. Say. Kendi kendine şey yapıyor yani, bir kişi takıntı yaptı bu. Aynı işte. Ona niye takıldı? Ona takılmasının sebebi ne? Ya en son ondan sevgili diye duydu ya bizi bu. Ondan sonra ona bir takıntı yaptı. Demek ki siz o kişiyle sevgili hayatı yaşadınız. Ya beraber geldi, çay içtiler, şey içtiler. Ya Esra'nın takıntı yapıyor. Kim geldi? O Meral'le ya. Sizin evinize mi geldi? Yok, bu çağırdı mı o Tarka? Beraber konuştu bunlar telefonla falan. Bu yalan mı söylüyor her şeyde? Ne diyeyim mesela Meral'i... Ben ne bileyim, konuştuklarını bilemem. Yanlarında Meral Hanım'ı Park'a mı çağırdınız? Ya Meral Hanım'ı Park'a da Esra Hanım. Ben ne çay içerim ben o kadınla? Oldu mu olmadı mı böyle bir şey? Kanıtım var mı kadınla konuştu mu benim? Telefon konuşmalarınızı çıkar, şey yaptırma. Ne diye konuşuyor Meral'le? Sen kendi dokümanlarını çıkarttır önce. Aygül ablacığım. Aygül'cüğüm. Şunu merak ediyorum. Sen eşinle... Ben konuştum, Meral nasıl konuştu? Ben bunun mesajını yakaladığım zaman Meral dedim, benim dedim evimi yuvamı yıkmadım. Sen de bir kadınsın dedim. Benim 3 tane çocuğum var dedim. Sen de bir annesin dedim. Sen de beni anlayabilirsin dedim. Bunu konuştum. Meral Hanım ne tepki verdi? Ben dedi senin işinle de alakam yok dedi. Senin işini engelledim ben de. Bir bakayım Esra Hanım kol kola geziyorlar. Mesela oraya buraya gidiyorlar, kafeye gidiyorlar, bilmem markete gidiyorlar, banka gidiyorlar. Yalan söylüyorlar Esra Hanım. Sizin sevgili dedikodunuzu kim çıkardı? Ya iş yerine gidiyoruz ya, bizim mesela ovaya gittiğimiz insanlar böyle dedikodu çıkardı. Bu da şey yaptı. O güne kadar yani belli bir tarihe kadar çıkmayan bir dedikodu belli bir tarihten sonra çıkıyorsa sizin arkadaşlarınızın boyutunun değiştiğini herkes fark etmiştir. Yani şimdi illaki bak ben mesela şey hanımefendinin çok üzerine özel ilgi gösteriyorsanız. Saklamıyorum. Ha sevdik mi sevdik ama bunlar Meral'da en son seni sevdiğini iftira etsene burada. Meral da beni seviyor desene. Niye? Onu deme cesaretin yok değil mi? Niye? Meral sevdi diyorum. Bak söylemedim. Daha dün de söyledim. Aynı hayır o beni sevmiyor daha dedi. Yok, ben şu an seviyorum. Meral beni sevmiyor. Sevmiyor. Ha, beni şu an istemiyorum. Ne zaman istemem onu da söylüyorum. Size bunda kavga edince... Park'a gittiler. Bana... Ya yalan söyle. Bunlar anlaşmalı. Sen benim hayatımı mahvettin dedi. Benim hayatımı mahvettin dedi Meral. Çekti gitti. Yani bu dedikodular sebepsiz yere çıkmadı. Siz ona aşırı ilgi gösterince, o da size ilgi gösterince, herkes sizin bu samimiyetinizi görünce Reca ile Meral'i yakıştırdılar. İşte yakıştırıyorlar, şey yapıyorlar mesela hani aslı olmadı. Sadece yakıştırma değil, duygusal ilişki de yaşanıyor. Duygusal ilişki yaşayamadık. Öyle ilişkimiz olmadı yani. Ya yalan nasıl söyleme olmadı, senin size. 3 tane evladım var. Bunlar ya kavga yapınca hepsi şey oldu. Da ilişki ne olmaz oldu? Mı? Kavga olunca beni bıraktı. Yani sen dedi benim hayatımı dedi, ben senin dedi eşinle şeyinle uğraşamam dedi. Git evine çocukların başına dedi. Dediği kelime bunlar bana. Siz de Meral bunu bunlar size söyledikten İslam, sonra gelip gibi Aygül'e şiddet uyguladınız mı? Hayır. Benim aşkımın sonu senin yüzünden oldu, beni dün terk etti bir diye. Bir fiske vurmadım. Oldu mu olmadı mı?
Vurmadı Esra Hanım ama beni parkta darp Allah etti. Allah ayıparda. Hani kadının vurmadım karşısında yani. Beni dövdü Esra Hanım. Şiddet uyguladı. Uyguladı, şiddet uyguladı. Şiddet kadının uyguladı. Karşısında. O kişinin karşısında mı? Onun karşısında Esra Hanım. Bana hiç vurmadı ki eşim o kadının karşısında şiddet uyguladı Esra Hanım. Yalan astarı yok bunların, hep bu böyle konuşuyor. Lan yalan değil mi ha, ya? Boşanmak niyeti yok bunun. Ya. Bu boşanmadan bağımsız bir şey ama. He? Yok Esra Hanım. O güne kadar benim tek bir saçımın teline zarar vermeyen Reca'yı bu Meral yüzünden benim canımı acıttı, bedenimi ya, acıttı, gururumu kırdı. Nasıl ya olmadı ya? Zaten ben şikayetçi oldum, her çok şey belli. Yaptı, tartışmalarımız oldu. Yani yalan bunlar. Garı koca hiç kavga etmez mi? Esra Hanım. Meral yüzünden kavga ettiniz mi? Şiddetten yok, bir kadın üzerinden. Meral seni terk etti diye öfkelendin mi? Bak, bir kadın üzerinden hiçbir zaman için kavga yapmadım. Hiçbir kadın için. Haddimi biliyorum diyorsun. Biliyorum. Meral seni terk edince sinirlendin mi? Hayır. Sinirlensem gelir evine varırdım. Esra Hanım, benim kızıma gibi, bağlanma şansınız değil mi? Yok mu? Hayatta ben şiddete karşıyım yani. Şey yapmadım bu şeye. Gerçekten mi? Yeminle. İnanabilir miyim bu sözüne? Vallahi nasıl inandırayım Esra Hanım? Ben bu konuda size bütün can gönülden söylüyorum. Ben asla ona bir kadından ötürü bir tokat vurmuş değilim. Ama o hanımefendi diyor ki bunun için bana o kadının ya, yanında gururumu incitti, şiddet uyguladı diyor. Beni hayır. Şiddet uyguladı. Uygulamadım. Beni darp raporumu aldım. Buna şikayetçi oldum Esra Hanım. Benim kızım beni parktaki insanlar zor kurtardı Esra Hanım. Kızıma bağlama bir şansınız varsa Esra Hanım bağlanın lütfen. Ha sizden rica ederim. Belki bu hanımefendi bunu gördüğü için sizi terk etmiş olabilir. Bu şiddet bana da benim yönelebilir kızımın diye. Aklını bile kapattırdı be Esra Hanım. Efendim? O hanımefendi Meral Hanım eşinize şiddet uygulandığını gördüğü için vallahi sizden korkmuş ve artık bu ilişkiyi bitirmiş olabilir mi? Orasını bilmiyorum. O ya Hülya Hanım ben buna ilişki diye bir şey kalmadı ki. Ben bunları istemiyorum zaten. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.